Günümüzde bile bir bilgisayar ne yapmayı başaramaz. Bir gün Temel'i alıp bir odaya götürmüşler. Odada çok büyük bir bilgisayar varmış. Temel demişler, bu bilgisayarı yeni yaptık. Bu bilgisayara istediğin şeyi sorabilirsin. Bu bilgisayarın cevap veremeyeceği hiçbir şey yok. Temel dönmüş makine, düşünmüş ve demiş ki ne var ne yok. Bunun üzerine makine patlamış. Anlattığım bu kısa fıkranın çok komik olmadığını ben de farkındayım ama anlatacağım konuyla ilgili olarak bir bağlantısı var. Böyle bir giriş yapmak istedim. Günümüz teknolojisinde bile bir bilgisayar neyi yapamaz? MIT Üniversitesi'nin bilişim bölümlerinden Steve Ward ne yapamadıklarını şöyle açıklıyor. Bilgisayarlar gerçek manada yazı tura atamazlar. Peki bu ne demek? Daha da basit söylemek gerekirse bilgisayarlar rastgele bir sayı üretemezler. Literatürde rastgele sayı üretmek random sayı üretmek diye geçer. Günümüzde bilgisayarlar dünyayı yönetirken nasıl olur da böyle basit bir işlemi, rastgele sayı üretme işlemini bir bilgisayar yapamaz diye olabilirsiniz. Bilgisayarlar mantık çerçevesinde çalışan cihazlar oldukları için rastgelelik mantığı onlar için geçerli değildir. Peki bir yazılımcı en basit haliyle bir yazı tura programı yazacak. Ya yazı gelecek ya tura gelecek. Madem bilgisayarlar random sayı üretemiyorlar, yani rastgele sayı üretemiyorlar, peki bu yazılımcı programı nasıl yazacak? Her yazılım dilinde aslında bir tane random sayı üretme fonksiyonu bulunur. Örnek veriyorum, çok eski bir yazılım dili olan QBasic yazılım dilini ele alalım. QBasic yazılım dilinde RND diye bir fonksiyon vardır. RND fonksiyonu her çalıştığında yazılım rastgele bir sayı üretir. Aslına bakarsanız RND fonksiyonu çalıştığında QBasic fonksiyonu arkada her seferinde aynı fonksiyonu çalıştırır. Aynı formülasyonu yapar. Bu formülasyonun çalışması için de bir girdiye ihtiyaç vardır. Girdi verisi olarak da, ki literatürde seed olarak geçer, bilgisayarın saatini kullanır. Yani QBasic her random komutu çalıştırıldığında kafadan rastgele bir sayı üretmez. O anın saatini alır, bilinen bir fonksiyondan geçirir. Şimdi düşünün, QBasic tarafından oluşturulan rastgele sayı rastgele midir? O anki saatin milisaniyesine kadar biliyorsak, formülü biliyorsak, o zaman programın üreteceği bir sonraki rastgele sayıyı tahmin edebiliriz. Konuyu ele alırken çok eski bir yazılım dili olan QBasic'ten bahsettim. Peki günümüzdeki yazılım dillerinde bu farklı mı? Hayır, asla değil. Java, C# gibi yazılımlar da random, yani rastgele sayı üretirken belli bir girdiye bağlı olarak, belli bir fonksiyondan bu girdiyi geçirerek bir rastgele sayı üretirler. Yani C# ve Java'nın da ürettiği, günümüzdeki en gelişkin yazılım dillerinin de ürettiği random, rastgele sayı aslında random değildir. Tabii yazılımcılar bunu bildikleri için özellikle güvenlik sistemlerinde, yüksek güvenlik gereken sistemlerde farklı algoritmalar yaratmışlardır. Ama sonuçta hiçbir yazılım dilinin random fonksiyonunu kullanarak ürettiği rastgele sayı teorik olarak asla rastgele değildir. Yani konu sonuçta şuna geliyor: ortada bir rastgele sayı üretme fonksiyonu var ve haliyle bu fonksiyonun bazı girdileri var. Bu girdiler belli bir çevrim içine döndükleri için üretilen rastgele sayılar bir yerden sonra kendini tekrarlayacaklardır ve bir dizi oluşturacaklardır. Bu da oldukça güvensiz bir şeydir ve kesinlikle rastgele değildir. Peki bilgisayarlar gerçek manada, tabiri caizse, kafadan rakam sallayamıyorlarsa, ki neden sallayamadıklarını açıkladım, bu işi yapmanın başka bir yöntemi var mı? Evet, var. Sıklıkla kullanılan yöntemler var. Örnek vermek gerekirse Arduino diye elektronikçilerin sıklıkla kullandığı bir kart var ve bu kart C yazılım diliyle programlanıyor. Normalde C yazılım dilinin içinde de bir random fonksiyonu vardır ve bu random fonksiyon çalıştığı zaman yine belli parametrelere bağlı olarak rastgele bir sayı üretir. Arduino'nun şöyle bir avantajı var. Arduino'nun analog inputlarından bir tanesi bu iş için ayrılmıştır. Nasıl çalışır? Siz Arduino'da bir yazılım yazarken bir sayı üret dediğiniz zaman giriş verisini analog portlarından bir tanesindeki voltajın regülasyonuna bağlı olarak üretir. Elektronikle ilgilenmeyenler için şöyle açıklayayım. Arduino'nun bu analog portunda voltaj okumaya çalışırsanız parazit sebebiyle buradaki voltaj sürekli titriyecektir. Eğer siz rastgele sayı üretme fonksiyonunda bu girdiyi kullanırsanız diğer tüm dizilere göre, diğer tüm tahmin edilebilir yöntemlere göre çok daha bağımsız bir yöntem uygulamış olursunuz. Ya da çok farklı bir yöntemden bahsedeyim. Mouse'un X ve Y pozisyonu. Öyle bir yazılım yazarsınız ki kullanıcı random sayı üreteceği anda mouse'un X ve Y pozisyonlarına bakarak, bunu girdi olarak kullanarak bir random sayı üretirsiniz ve çoğu şeyden bağımsız olursunuz.
Ya da şöyle bir yöntem uygulanabilir. Ortam sıcaklığını ölçen hassas bir sensörünüz vardır. Bu sensör virgülden sonra 5 basamağı kullanıyordur. Tabii bu kadar hassas bir sensörün son basamakları da ortam sıcaklığının dengesizliği sebebiyle titriyecektir. Siz bu sıcaklık dengesizliğini, yani virgülden sonraki en son basamağı rastgele sayı üretmek için kullanabilirsiniz. Uzun lafın kısası, siz bir bilgisayar sistemine sayı üret dediğiniz zaman, ki bu bilgisayar sistemi ne kadar gelişmiş olursa olsun, ürettiği sayı asla rastgele değildir, random değildir. Peki ya insanoğlu? Size desem ki 1 ve 7 milyon arasında rastgele bir sayı söyle bana. Bu söyleyeceğiniz sayı tamamen rastgele mi olur? Yoksa içinde geçecek rakamlar belli parametrelere bağlı mı olur? Eğer bu video sizin için ilgi çekici olduysa ya da merakınızı arttırdıysa, kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim.